Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun aziz ve muhterem izleyenlerim. Ahzab suresi üzerinde sohbet ediyorduk bir Kur'an iklimi programında ve sahte peygamberlerden bahsediyorduk. Halbuki diyorduk ki ve hatemen nebiyyin, o nebilerin sonuncusudur dediğimiz halde bu neyin nesi? Bir takım sahte rasullerin, sahte peygamberlerin durumu nasıl izah edilebilir? Bu konu üzerinde sohbet ediyorduk. Aziz ve muhterem izleyenlerim, bunlar böyle basitçe geçiştirilecek bir durum değildir. Birincisi şu, diyelim ki bir insan kendisinin veya birileri bir başkasının veliliğini iddia edebilir. Şöyle büyük velidir, böyle büyük velidir, şöyle Allah'ın dostudur, böyle kavustur, şöyle kutuptur diyebilir. Bunun sakıncası az. Niye? Ve birileri kabul etmezse, ya can ben inanmıyorum o adama dediği zaman, yani belki onun müritleri sevmeyebilir bunu. Yani biz birisinin velilik iddiasını, kavustluk iddiasını, kutupluk iddiasını reddettiğimiz zaman, yani biz dinden çıkmayız İslam akaidine göre. Ha, ama velilik kavramının tamamını reddedersek, kökünden reddedersek, yok efendim Allah'ın velileri falan olmaz dersek o tehlike. Ama ben inanıyorum Rabbimizin velileri vardır, evliyası vardır. Ama bu adam değil. Ben bu adamdan tereddüdüm var, şüphem var dediğimiz zaman bizim, yani bireysel olarak bazı hatalarımız olabilir, yanlış yapsak bile. Ama biz ne küfre girebiliriz ne bir şey. Fakat rasullük öyle değil. Şimdi biz soruyoruz, bazı sahte peygamberlere, sahte peygamberlerin yani ümmetlerine diyelim, soruyoruz. Senin rasul diye inandığın insanı biz reddedersek ne olur? Düşünün. Ya bir şey olmaz falan dese, o zaman böyle risalet ne olur ya? İnanıp inanmamakta hiçbir bir sakınca yoksa bunun rasullüğü nerede kalıyor? Bu, dikkat edin, burası çok önemlidir. Yani arkadaş, ben senin rasullük iddianı reddetsem, seni kabul etmesem, bu adam yalancıdır, bu adam sahtekardır, bu adamın rasullüğüne ben inanmıyorum desek bir şey olur mu size göre? Eğer kafir olur dersen, yani bu gerçekten, o zaman iş tamamen kötüye gidiyor. Nasıl? Allah bir adamı bela olarak gönderiyor. Durup dururken Muhammed ümmetinin önemli bir bölümü kafir olacak. Öyle ya, bu adama inanmadığından dolayı. Eğer inanmazsa ben senin rasullüğünü reddediyorum. Sen yalancısın, sahtekarsın dediğimde ne olur dediğimde, efendim olur mu? Allah'ın rasulünü reddediyorsun, kafir olur dersen, gerçekten bu çok korkunç bir fitne. Niye? Bu ümmetin %99'u belki seni reddedecek ve senden dolayı kafir olacak, öyle mi? Sana inanmadığından dolayı veya senin o sahte peygamberine inanmadığından dolayı bu ümmetin önemli bir bölümü durduk yere, ortada bir şey yokken kafir olacak, öyle mi? Sen geliyorsun ve senden dolayı sen çıkıp bir iddiada bulunuyorsun, o iddianı reddettiğinden dolayı bu ümmet, öyle sahte peygamberlere bir bakın hele, şu andaki ben peygamberim diyen insanlara bir bakın hele sayılarına. Yani kaç tane ümmeti var, kaç tane müridi, kaç tane seveni var? Peki geri kalan şu anda bu ümmetin, yani Mekke'si, Medine'si, bilmem dünyadan her yerinde önemli İslam merkezleri kafir olacak, öyle mi? Senin o adamına inanmadı diye. Eğer yok efendim bir şey olmaz. Yani bizim Efendimiz peygamber, Resul, ama inanmazsanız da size bir şey olmaz diyorsan, bu nasıl peygamberlik ya? Öyle peygamberlik mi olur? Ha reddetmişsin, ha... Yani ortada gerçekten çok ilginç bir durum var. Mevdudi rahmetullahi aleyh, Tefhimül Kur'an'da, diğer tefsirlerde de var ama bu ayeti kerime üzerine özellikle ve hatemen nebiyyin kelimesi üzerine surenin sonuna bir ilave yapmıştır. Ahzab suresini bitirdikten sonra oraya güzel uzun uzun izahlarda bulunmuştur. Yani
bir peygamberin bundan sonra kesinlikle, yani sadece ve hatemen nebiyyin denildiği için değil, hadis-i şeriflere göre de, akla göre de, mantığa göre de asla bir peygamberin gelemeyeceğini gerçekten bütün delilleriyle izah etmiş, bütün pürüzleri, akla takılan bütün engelleri Allah rahmet eylesin kaldırmıştır. Yani niye bir peygamber gelecek ki? Yani niye gelecek? Ve ilginçtir aziz ve muhterem izleyenlerim, bu sahte peygamberler var ya, Müslümanların içinden geliyor. Ya git bari Sibirya'da, yani diyelim ki hiç kimsenin görmediği, duymadığı, peygamber sesinin biraz az ulaştığı bir yere git bari de. Ya burada da peygamber yok. Hiç Hazreti Peygamber'in ne sesini duyan var, ne soluğunu duyan var, ne Kur'an'ını okuyan var, ne getirdiği dini anlayan var, ne Hazreti İsa'yı duyan var. Ben de böyle bir yere gittim, buraya bir peygamber gelmesi lazım dedim. Yani burada peygamberliğimi iddia ediyorum diye, inanınız ki biraz akla mantığa değil de yani şöyle yani ya bizi ilgilendirmez. Zaten orada hiç kimse yokmuş. Allah. Öyle değil ya. Peygamberlerin, yani İslam'ın olduğu, Müslümanların yaşadığı, Müslümanların yani en güzel yaşadığı bir yerde bir soytarı kalkıyor, bir zındık kalkıyor, bir ahmak kalkıyor. Ben Allah'ın Resulüyüm diyor. Ya git bari söylediğim gibi Kur'an'ın hiç bilinmediği, duyulmadığı, İncil'in duyulmadığı, Tevrat'ın duyulmadığı, Hazreti Musa'nın, İsa'nın, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın hiç sesinin, soluğunun olmadığı, ilkelerinin olmadığı, dininin olmadığı bir yer bul da orada peygamberlik iddia et de yakışsın biraz yahu. Sen geliyorsun, yani Müslümanlığın böyle yani fışkırdığı bir yerde ben Allah'ın Resulüyüm diyorsunuz Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra. Ya ortada Kur'an var, bir tek harfi değişmemiş, bir tek harekesi değişmemiş ve benim iddia ettiğim bir başka durum var, İslam da yaşanıyor. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, aziz ve muhterem izleyenlerim, yani mütevatir bir hadis-i şerifte, çok meşhur mütevatir bir hadis-i şerifte, yani çokça bilinen, bütün kitaplarda rivayet edilen, لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ اُمَّتِي ظَاهِر۪ينَ عَلَى الْحَقِّ Yani benim ümmetimden bir taife, önemli bir grup, kıyamet gününe kadar hep hak üzere olmaya devam edecek. Allah'ın emri o kıyamet gelinceye kadar hak üzere olmaya devam edecek. Onlara kimse zarar veremeyecek. Ne muhalifleri zarar verebilecek, ne de onları terk edip yalnız bırakanlar, baş başa, kendileriyle baş başa bırakanlar, onlara zarar veremeyecek diyor. Yani İslam böylesine yaşayacak. Arkadaşım sen nasıl sahte peygamberlik iddia edebiliyorsun ki? Kur'an mı değişti? Kur'an veya tahrif mi oldu? Unutuldu mu? Ya işte 114 tane sure vardı, şu kadar ayeti kerime vardı. İşte bunlar unutuldu, unutturuldu veyahut da saptırıldı tamamen. Tamamen saptırıldı bu ayetler. Tahrif edildi. Böyle de olur. Yani illa bir kitabın metninin, kelimelerinin tahrif edilmesine gerek kalmadan anlamı da tahrif edilebilir. İşin içinden çıkılmaz olabilir. Biz bunlara zaman zaman temas ediyoruz. Böyle bir şey de yok ortada. Her şey ortada ve sen çıkıyorsun, ben Allah'ın Resulüyüm diyorsun. Evet, yani böylesine mantıksız, tutarsız, yalancılar bu sahtekarlar. Yani asla, yani aklın, vicdanın, izanın kabul etmeyeceği bir durum. Hem kıyamet gününe kadar, yani diyoruz ki bu din yaşıyor, bu kitap yaşıyor, bu peygamberin hayatı da milim milim tespit edilmiş, aile hayatı tespit edilmiş. Yani birisi çıksın ya bu peygamberin sabah namazı ile öğle namazı arasında ne yaptığını kimse bilmiyor ya. Hiçbir rivayet yok desin. Yani bir tane göstersin veya gece bu peygamber ne yapardı, hanımlarıyla ne yapardı, yalnız ne yapardı, hangi duayı okurdu veyahut da efendim bir boşluk gösterin de işte ben de geldim o boşluğu dolduruyorum desen de yakışsa biraz. Yani bu peygamberin hayatı, yani sünneti, sireti santim santim tespit edilmiş, saniye saniye tespit edilmiş. Kur'an bir tarafa. Kur'an bir tarafa, İslam hukuku da böyle, her şey böyle. Azizim, ne bozuldu da sen geliyorsun? Ne bozuldu da sen geliyorsun? Ha, şu olabilir. Öyle uzak memleketler olur ki, orada İslam unutulabilir. O zaman nedir? Peygambere gerek yok. Bir alim sıfatıyla yap.
De ki arkadaşlar, sizin bu memleketinizde Kur'an-ı Kerim'in şu hükümleri hiç bilinmiyor, uygulanmıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselamın şu sünnetleri yerine getirilmiyor. Bakıyorum hiç aranızda bilen yok. Ben bunu öğrendim. Ben bunu bilenlerden, bilinen memleketlerden, İslam'ın merkezlerinde ders gördüm. Tahsil ettim ve geldim, bakın size açıklıyorum. Peygamber'e gerek yok, bir alim sıfatıyla, onun ümmetinin bir alimi sıfatıyla açıklayabilirsin. Ha, orada bilinmeyen yerler olabilir. Bazı yerler olabilir ki, yani diyelim ki biliniyor da yapılmıyor da olabilir. Mesela Balkanlarda, şurada burada bazı öyle acı adetler duyuyoruz ki, Müslüman oldukları halde, yani masalarından, efendim sofralarından vodkayı da bilmem, yani soğuk memleketlerde Rusya'nın zulmü altındaki bir takım ülkelerden gelen arkadaşlar öyle anlatıyorlar. Ya diyorlar yani sofralarında, yani hem la ilahe illallah diyorlar, hem Müslüman olmakla övünüyorlar. Yani sana ilk ikram ettikleri şey efendim vodkaydı, içkiydi falan. Ha, bilinmiyor olabilir. Bunları gidip peygamberlik iddia etmemize gerek yok ya, bir alim sıfat. Bilen bir kişi sıfatıyla, bir şeyler bilen, öğrenen, tebliğ eden Müslüman sıfatıyla bu görevi yerine getir. Yok öyle de değil, yok illa birileri peygamber olacak. Evet, ve ilginçtir, söylediğim gibi, arkadaş, peki vahyin nedir? Allah sana vahiy mi diyor? Kur'an'ında bir eksiklik mi var? İnsanlar unutmuş mu Kur'an'ı ki? Tek mi etmişler? Ezbere bilen yok mu? Anlamını bilen yok mu? Uygulayan yok mu da? Hem de sana düşen böyle bir durumda bu Kur'an'ı güzelce açıklamaktır. O da değil. Onun için aziz ve muhterem izleyenlerim, hiçbirisi zamanımızda da hiçbirisi asla ciddiye alınacak kişiler değildir. Yani belki hakaret olabilir ama birkaç defa denk geldik. Ya dediler, hocam şurada bir adam var, falanın peygamber olduğuna inanıyor. Dedim, işte ona bir şeyler izah et. Etmiyorum dedim. Niye? Ya aslında yani günah olmasın, çenesi kuvvetli olan da bir adamım. Yani münakaşa etmesini de bilirim. Birileriyle mücadele etmesini de bilirim. Ama hakaret değil de, bu kadar net ve berrak bir konuda bu kadar aptalca düşünen bir insanı, kusura bakmayın, ben istemiyorum. Gelse bile korkuyorum. O yine gider. Bu defa başka bir yere gider. Birinden ufacık bir kerametimsi, bilmem bir şey görse hemen bu defa onu, yani onun fıtratında var birilerini abartmak. Birilerini göklere uçurmak, ayaklarını yerden kesme arzusu, yani böyle bir boşluk var içinde. Onu oradan kurtarsan, ya o senin peygamber dediğin adam sahtekardır, üçkağıtçıdır, yalancıdır diye ispat etsek bile, bu defa inanın ki ben bunu göremeyen bir insan, böyle bir dünyada bunu göremeyen bir insan ve hele o peygamberim dediği adamın yaşantısına, ki aslında aziz ve muhterem izleyenlerim, bu konuya başka bir şeyde devam ederiz. Bugün Mehdi'lik, Mesih'lik iddiasında bulunanlar da benzer durumları var. İnanınız ki yani büyüklenmekten dolayı değil, yani Allah izan versin. Ben sana daha neyi izah edeyim? Onun için uğraşmıyorum bazılarıyla. Gelse bile diyorum, bunu çeksek bile, bunu düzeltsek bile, inanın yine bizim başımıza bela olur. Bu adam hep aradığı şey belli. Bu adam okus fokus arıyor hep. Uçmayı, kaçmayı arıyor. Ya efendim diyor, bizim adam kalbini biliyor. Şunu biliyor, bunu biliyor. Yani efendim şunu şöyle çoğaltıyor, bunu böyle çoğaltıyor. Yani anlattığı şeylere bak. Yani eğer sen bu adamın bu yaptıklarının sahtekarlık olduğunu, böyle bir şey yapmadığını ispat etsen bile, bu defa geldiğinde söylediğim gibi tövbe etse, gelse ya ben yanlışmışım diye, inanınız ki bu defa benzer bir şeyde başka bir yere gidecek. Yani insanların fıtratında böyle bir yapı var. Yani bazıları var ya, yani hep uç noktalarda gezerler. Hiç yani böyle Allah-u Teala bizi وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا buyurduğu halde, ben işte sizi bu şekilde, yani vasat bir ümmet, adil, dengeli, izanlı, irfanlı bir ümmet kıldım dediği halde, yok, illa uçlarda geziyoruz. İlla ya ifrattayız ya tefritteyiz. Onun için aziz ve muhterem izleyenlerim, yani bu tür insanların temel hastalıklarıdır. Yani bir kısmı illa ki yani
uçan kaçan bir şeyler görecek. Okus fokus görecek. Ki onun o zaman gelecek. Dediğim gibi okus fokusla, okus fokusun ya, sahtekarlık olduğunu ispat etseniz bile bu defa başka bir versiyonunu gördüğü zaman oraya gidiyor. Allah-u Teala hepimizi ıslah eylesin. Allah-u Teala bizi dengeli eylesin, tutarlı eylesin. Resul'e yani gerçek anlamda iman etmeyi bizlere nasip eylesin. Risaleti en iyi anlayanlar eylesin bizleri. Peygamberlik nedir, nübüvvet nedir? Yani ve ahir zamana kadar niye bir peygambere gerek yok? Bunu iyice anlamayı bizlere nasip ve müyesser eylesin. Aksi takdirde eğer hep böyle bir arayış içerisinde olursak, yani bizim, yani bir gün yani bu ana caddeden Allah korusun o patika yollara sapabiliriz. Evet, biz kalıbımızı basıyoruz ki bu peygamber son peygamberdir. Gerek olmayacak. Asla bundan sonra bir peygamberin gelmesine gerek duyulmayacak. Bu din bulanmayacak. Bu din içinden çıkılmaz bir karmaşa haline gelmeyecek kıyamet gününe kadar. Kıyamet gününe kadar böyle net ve berrak bir şekilde. Biraz sonra bu surede ya eyyühen nebiyyü inna erselnâke şahiden ve mübeşşiran ve nezira ve da'iyen ilallâhi biiznihi ve siracem münira. Işıl ışıl yanan, öyle sönmeyen. Yani ey nebi, biz seni böyle parıl parıl parıldayan bir güneş gibi gönderdik. Bu ne? 63 yaşına kadar mı? Ondan sonra sönecek mi? Bitecek mi bu? Hayır. Onun davası bu şekilde net ve berrak bir şekilde kıyamet gününe kadar devam edecektir. Biz buna kalıbımızı basıyoruz. Zerre kadar bir arayış içerisinde değiliz. Zerre kadar ya bir ayet daha gelseydi şu konuda. Yani biraz burası kapalı kalmış dediğimiz ne bir konu var, ne bir mesele var ve biz iman ediyoruz, onun ışığında yürüyoruz. Kur'an'ın ışığı bize yetiyor, Resul'ün sirac-ı münir oluşu bizi yani Allah'ın izniyle başka hiçbir şeye imrendirmiyor, yeltendirmiyor. Biz bu kadar kendimizden, dinimizden, itikadımızdan, Kur'an'ımızdan, Muhammed'imizden sallallahu aleyhi ve sellem'den eminiz. Allah-u Teala bizi bu yoldan, bu sırat-ı müstakimden ayırmasın. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun aziz ve muhterem izleyenlerim.